İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Bugün iş insanı Erdal Yeşil ile birlikteyiz. Kendisiyle biyolojik göletleri ve çevreye faydalarını konuşuyoruz. Erdal Bey, biyolojik gölet nedir? Bize biraz bahsedebilir misiniz? Biyolojik gölet herhangi bir kimyasal madde kullanılmadan suyu doğal kayaçlarla, doğal madenlerden filtre ederek arıtma yöntemleri. Biyolojik göletler özellikle Kuzey Avrupa'da yüzme amaçlı ama Türkiye'de daha çok sitelerde, parklarda ve konutlarda görsel amaçlı balık havuzları, nülüferlerin, su bitkilerinin olduğu, balıkların yaşadığı görsel amaçlı kullanılıyor. Biyolojik göletlerin içerisinde insan sağlığına ve çevreye zarar veren materyaller kullanılmıyor. Biyolojik göletin avantajları %100 doğal, çevreci bir uygulama, İçerisinde canlı yaşayabiliyor, su bitkileri yaşayabiliyor, işletme maliyetleri çok düşük. En önemli avantajlar çevreci olması. Peki biyolojik göletlerle kimyasal göletler arasındaki farklar nelerdir? Biyolojik göletlerle kimyasal göletler arasındaki farkların en önemli özelliği bir işletme maliyetleri, iki suyun kalitesi. Çünkü %100 doğal bir gölette e, yüzüyorsunuz ya da kullanıyorsunuz. Canlı yaşayabilmesi görsel anlamda muhteşem bir şov. Peki biyolojik göletlere yurt dışından talep var mı? Biyolojik göletlere yurt dışında çok ciddi talepler var. Ama ben önce Türkiye'den bahsetmek istiyorum. Türkiye'de son yıllarda çok ciddi talepler oluştu. Özellikle pandemiden sonra çevre duyarlılığı ya da insanların sağlıkla ilgili duyarlılıkları çok arttı. Özellikle son yıllarda sitelerde ve villalarda yüzme amaçlı çok fazla talep var. Peki büyük projelerde daha çok peysaj alanlarında havuzlar görüyoruz. Bu biyolojik göletlerin yapılmasının site yönetimine ne gibi faydası olabilir? her şeyden önce işletme maliyeti. Bu gölet 3. yılında şu an. Hiç boşaltmıyorsunuz. Sadece buharlaşan suyu ilave ediyorsunuz. Herhangi bir elektrik maliyetinin dışında, elektrik enerjisinin dışında bir e, ekstra bir gideriniz yok. Dolayısıyla işte siteler için e, ciddi bir işletme maliyeti. İşin uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye dek sağlıkla kalın.